Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yağlı Miro ve mat Miro arasındaki farkları anlatacağım. Yağlı Miro nasıl olması gerekiyor? Mat Miro nasıl olması gerekiyor? Yağlı Miro'da olan özellikler, mat Miro'da olan özellikler, onlardan bahsedeceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz kızma bir yağlı Miro'dur. Yağlı Miro'da olması gereken en önemli özellik bu şekilde sarı fitillerinin olması gerekiyor. Özellikle iki tarafında olması gerekiyor fitillerinin. Kuşların kanat üzerinin parlaklığı çok güzel olması lazım. Bu şekilde simsiyah parlaması lazım. Boyun yeşilliğinin bu şekilde olması lazım. Genelde yağlı miroların resasi girilen alana yağlı miroların pasları kızıl oluyor. Ama makbul olan bu şekilde mat miro gibi pasının sarı olması. Altın sarısı dediğimiz pas. Bu pas alta kadar inerse de makbul. Burada ortada kesip buralar siyah kanat gibi giderse de makbul. Paçalar bu şekilde beyaz olması gerekiyor. Kuyruk üzerinin genelde bu şekilde hareli olması daha iyi. Daha makbul. Benim açımdan daha makbul. Beli bu şekilde temiz olması gerekiyor. Bazıları tozlu da çıkabiliyor ama temiz olanlar daha makbul kuşun. Genel hat itibariyle yağlı Miro'nun özellikleri bunlar arkadaşlar. Göz beyaz olması gerekiyor. Gaga beyaz. Kuyruk kanatları bu şekilde kestanemsi olması gerekiyor. Koyu değil. Bazılar koyu oluyor. Makbul değil bence. Yağlı Miro'nun özellikleri bunlar arkadaşlar. Pasının sarılığı, her şeyi 10 numara. Yağlı Miro bu arkadaşlar. Şimdi size bir de mat Miro çıkartayım. Bir de yan yana koyacağım. Aradaki farkı daha iyi anlamanız için. Evet arkadaşlar, şu anda elimizde bulunan da mat erkek Miro'muz. Bunun da matların da kanat üzerleri bu şekilde simsiyah olması lazım. Yağlı gibi parlamaz ama bunun da boyun yeşillikleri güzel. Bu şekilde yeşillikleri belli olması lazım. Gaga beyaz, göz beyaz. Pası bu şekilde. Bunun da altın sarısı olması lazım. Zaten mat Miro'nun özellikle pası altın sarısı olması lazım. Eğer kızıl paslı olursa onda kesinlikle bir resasi kanı vardır. Bu makbul değildir. Kızıl pas. Bunun da beli Miro'nun bu şekilde bembeyaz olması lazım. Kuyruk hareli olduğu zaman daha güzel görünüyor. Sade gri değil. Hareli olduğu zaman daha güzel. Kuşun alt karalığı, koyuluğu bu şekilde olması lazım. Açık, grimsi değil. Ya siyah olacak ya pas yürümesi lazım. Kaça bu şekilde beyaz olması lazım. Bunlarda görüldüğü gibi yağlı olmadığı için, mat olduğu için bunlarda fitil yok. Fitil olmadığı için kuşlar parlamıyor. Şu anda yan yana koyacağım bir de yağlı Miro ile mat Miro arasındaki farkı. Siz de gözlerinizle görün. Dediğim gibi gaga beyaz, göz beyaz. Alt takım bu şekilde simsiyah, pas altın sarısı. Tamam mıyız? Görüldüğü gibi şu anda yağlı Miro'muz ve mat Miro'muz yan yana. Pasları ikisinin de altın sarısı. Kanat üzerlerinin parlaklığı, koyulukları arasındaki farklar şu şekilde belli oluyor. Yağlı Miro biraz daha siyah ve parlak. Mat Miro ona göre biraz daha siyahın matı, diğeri siyahın parlak hali. Boyun yeşilliklerini görüyorsunuz. Yağlı Miro ve mat Miro arasındaki fark bunlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımız yeni kurulan bir kanal. İsmi Mirocu Kayseri. Bütün kuş sever ve Miro sever arkadaşları kanalımıza bekliyoruz. Hayırlı günler arkadaşlar.